Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Hepinizin ilahı tek ilahdır. Ondan başka tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahimdir. Göklerin ve yerin yaratılışında. Gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında, emre hazır bulutların duruşunda, elbette Aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Allah'ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu ise bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne yaparsanız hepsini görür. Bir Resûlüm sen, mü'minlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kafirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Gökten su indiren odur. Sonra biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bir ilk meyve verdiğinde bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın. Elbette bütün bunlarda iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır. Odur ki rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde Bakarsın biz onları, ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder, derken oraya su indiririz de, orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız. Biz onları on iki kabileye, on iki topluluğa ayırdık halkı kendisinden su istediğinde ona, asanı taşa vur diye vahyettik. Derhal 12 iki pınar fışkırdı. Her kabile su alacağı yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret helvasıyla bıldırcın da indirdik. Ve dedik ki, size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz. Fakat onlar, emrimizi dinlememekle bize değil asıl kendilerine zulmediyorlar kendilerine yazık ediyorlardı Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükûnet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu Sizi temizlemek şeytanın pisliğini vesvesesini sizden gidermek Kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu. Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz derken o yağmur sebebiyle insanların ve hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir, ağ gibi etrafı sarar yeryüzü renk renk, çeşit çeşit meyve ve mahsullerle süslenir. Bahçe sahipleri de, o ürünleri devşirmeye giriştikleri sırada, geceliğin veya gündüzün, birden emir çıkarırız. Bir afet gelir, söküp biçer. Sanki daha dün, o şen manzara, orada hiç olmamış gibi olur. İşte biz, düşünüp ibret alacak kimseler için, ayetleri Delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız. Size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur. Gök gürlemesi hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de duydukları saygıdan ötürü onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp ileri geri konuşurlar. Halbuki onun cezası pek çetindir. O gökten yağmur indirir de vadiler dereler kendi ölçülerince dolup sel olur akar. Sel suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların zinet veya bazı eşyalar yapmak için ateşte erittikleri madenlerin de buna benzer köpüğü olur. İşte Allah hak ile batılı böyle bir temsiliyle anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip, size rızık olsun diye, onunla türlü türlü meyveler ve ürünler çıkaran da O'dur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size rağm eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren O'dur. Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip, onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır. Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver. Dünya hayatının durumu şuna benzer gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde, yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur. Rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah, her şeye hakkıyla kadirdir. Odur ki, yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık ey insanlar eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız bilin ki biz sizi ilkin topraktan sonra bir nutfeden sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış, ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış, bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki, kudretimizi size açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar, ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi, bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki, daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün. Ama oraya bir su indirince, çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da, gözü gönlü açan her güzel çiften nice nebat bitirir. Görmedin mi ki, Allah gökten yağmur indirir de, yer yemyeşil verir. Allah latiftir, habirdir, lütfu boldur, her şeyden haberdardır. Biz gökten, belirlediğimiz bir ölçüye göre su indirir ve onu yerde dinlendiririz. Ama dilersek, onu yerden gidermeye de kadiriz. Yahut o kafirlerin duygu, düşünce ve davranışları, derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de koyu bulut, üst üste binmiş karanlıklar. İçinde bulunan insan, elini uzatsa, neredeyse kendi elini bile göremiyor. Öyle ya, Allah birine nur vermezse, Artık onun hiçbir nuru olamaz. Baksana, Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip, üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki, bunların arasından yağmur çıkıyor. O, gökten, oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan, dolu indirir de, onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı, neredeyse gözleri alıverecek. Gün gelecek, gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek. Rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de odur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için, Gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz. O nesneler mi üstün yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar haktan sapan bir güruhtur. Eğer onlara gökten su indirip ölümünden sonra yeri canlandıran kimdir diye sorsan elbette Allah'tır diyeceklerdir. De ki hamdolsun Allah'a ki kafirler bile onun bu vasıflarını inkar edemiyorlar. Bütün hamdler, güzel övgüler aslında Allah'a mahsustur. Fakat onların ekserisi bunu düşünüp anlamıyorlar. Onun delillerinden biri de kah korku, kah ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda Aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır. Allah o azamet sahibidir ki rüzgarları gönderir, rüzgarlar bulutları kaldırır. Sonra o bulutları gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki aralarından yağmur akıp duruyor. Derken onu kullarından dilediklerine ulaştırınca, derhal yüzleri gülü verir. O gökleri, gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yere de sizi sarsmaması için, ağır baskılar, yani ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik. Orada her güzel çifti yetiştirdik. Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Görmüyorlar mı ki biz otsuz kır araziye su sevk ediyoruz? Onun sayesinde hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hala bunları görmeyecekler mi? Allah o yüce zattır ki rüzgarlar gönderir. Onlar bulutu kaldırır. Derken onu ölü bir beldeye sevk ederiz. Ve onunla ölümünden sonra dünya yüzüne hayat veririz. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir. Görmez misin ki Allah, gökten bir su indirir. Onunla rengârenk, çeşitli meyveler yetiştiririz. Dağlardan da beyaz, kızıl, siyah ve türlü türlü renklerde yollar var etmişizdir. Görmüyor musun ki Allah, gökten bir su indirir de, onu yerdeki bir takım kaynaklara sevk edip depolar. Sonra da onunla rengârenk, çeşit çeşit ekinler çıkarır. Daha sonra onlar kurur. Sen onu sararmış vaziyette görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Elbette bunda aklı selim sahibi olanların alacağı ibretler vardır. Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren O'dur. Fakat ancak gönülden Allah'a dönen kimse düşünüp ibret alır. Onun kudretinin ve hikmetinin delillerinden biri de şudur ki, sen yeri boynu bükük, kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine su indirince, yer harekete geçip kabarır. İşte bu yere kim hayat veriyorsa, ölüleri de o diriltecektir. Çünkü o, her şeye kadirdir. Odur ki, İnsanlar artık ümitlerini kestikten sonra yağmur indirir, rahmetini her tarafa yayar. O, gerçek dost ve hamidir. Bütün övgülere ve hamdlere layıktır. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de, onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse, rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların bir çoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur. Biz onunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız. Gece ve gündüzün peş peşe gelip, müddetlerinin uzayıp kısalmasında, Allah'ın gökten bir rızık, yani yağmur indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için, Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır. Vakta ki bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce bu dediler bize yağmur getiren bir bulut. Hud hayır dedi. Bu sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş güruhu, böyle cezalandırırız. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle, ulu hurma ağaçları yetiştirdik. Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi, gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler. Bu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz mi? İyi bilin ki, ahirete yer vermeyen dünya hayatı bir oyundur. Bir oyalanmadır, bir süstür. Kendi aranızda karşılıklı övünme, mal ve nesli çoğaltma yarışıdır. Tıpkı o yağmura benzer ki, bitirdiği ürün çiftçilerin hoşuna gider. Ama sonra kurur. Sen onu sapsarı kurumuş görürsün. Sonra da çerçöp haline gelir. İşte dünya hayatı da böyledir. Ahirette ise kafirler için şiddetli bir ceza, müminler içinse Rableri tarafından bir mağfiret ve rıza. Evet, dünya hayatı bir aldanma metaından başka bir şey değildir. Ze hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik. Hele insan, yiyeceklerinin kaynağına bir baksın. Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye, toprağa iyice sürdük. Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.